Merhaba arkadaşlar, biyorum YouTube kanalındasınız. Bir soru biyorum serimize devam ediyoruz. Diyalizle ilgili arkadaşlar bir soru var. Hemen bakalım soruya. Arkadaşlar hastanın kanını bakın diyaliz makinesinden geçiriyorsunuz. Kanda bulunan bazı maddelerin diyaliz sıvısına geçmesini istiyoruz. Daha sonra kanı temizledikten sonra tekrar hastaya ne yapıyoruz bunu? Geri veriyoruz. Tabi bu arada ne oluyor? Temiz diyaliz sıvısı da ne yapıyor? Kirlendikten sonra buradaki atık kabına dökülüyor. Bir bakalım arkadaşlar ne diyor bize? Diyor ki diyaliz sıvısı kişi için diyor, gerekli yararlı madde içeren izotonik bir çözelti olmalıdır. Şimdi arkadaşlar buradaki amacımız bizim diyaliz sıvısındaki maddeleri kana vermek değil ki. Biz ne yapmak istiyoruz? Kanda bulunan üre gibi maddelerin diyaliz sıvısından geçerek kanı uzaklaştırmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan biz bir şey almaya çalışmıyoruz yani. Ondan sonra ne diyor bize? Diyaliz makinesindeki tam geçirgen zar diyor, kanın diyor süzülmesine yardımcı olur. Arkadaşlar zaten biz kandaki her şeyi buraya geçirmek istemiyoruz ki. Zaten yer geçirgen zar yazmış bakın. Yani hücreden geçebilen bazı maddeleri biz buraya geçirmek istiyoruz. Üre gibi. Diğer türlü kanda bulunan birçok faydalı maddeyi de tam geçirgen zarla ne yaparsınız? Dışarı atarsınız yani. Bunu söyleyemeyiz. Hemodiyaliz sonrası oluşan diyaliz sıvısının diyor, üre yoğunluğu yüksektir. Evet amacımız bu zaten. Kandaki ürenin arkadaşlar buradaki diyaliz sıvısına geçerek atılmasını sağlamak yani. Cevabımız C olacak.